skandalı. Belediyeler. Ya. Türkiye Cumhuriyet tarihinde görülmemiş ya. Bir şey. Bakanlıklar, valilikler, insanlar akın akın merhaba biz futbol komisyonuna işte bilmem nesine gidiyoruz. Selam biz folklor oynayıp geleceğiz falan deyip devletin gri pasaportunu alıp resmen para ödeyip firar etmişler bu ülkeden. Bunun çete olarak pazarı varmış. Evet. Belediyeler buna aracılık etmiş. Evet. Ve o soruşturma ile ilgili örneğin ne oldu? Yani Almanya'da soruşturma açıldı ama burada bir şey yok. Yani bir ülkenin pasaportu dediğiniz şey en büyük itibar kaynaklarından biridir. Yani o pasaport güvenilirliği sizi diğer bütün dünya çapında ona göre size değer verirler. Ve siz ülkenizde gri pasaport birilerine verip insan kaçakçılığı yaptırtıyorsunuz. Ve biz aradan ne kadar geçmiştir Murat? Herhalde bir 7 ay falan oldu. Ve biz evet. bu kadar süre içerisinde bizim pasaportumuza yani bu ülkenin itibarına bu kadar büyük bir haksızlığı yapmış olanlar hakkında ne işlem yapıldığını bilmiyorum. Olayın nereye geldiğini hala bilmiyorum. Peki o zaman Murat Arel'in az önce sorduğu da soruyu bir kez daha soralım. Yanıt vermek isteyen herhangi bir Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi varsa, olursa bu ekranın bütün seslere ve renklere açık bir bağımsız haber ekranı olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Bu az önce izlediğimiz Murat'ın Ulaştırma Bakanlığı dosyası kapsamında aktardığı ihaleler çerçevesinde ağırlanan, layıkıyla ağırlanan binlerce personel içinde yurt dışına biz bir gidelim bir inceleme geçsine deyip de hiç dönmemiş olanlar göz göre göre ülkeden firar etmiş olanlar var mıdır? Varsa bunlarla ilgili herhangi bir kovuşturma soruşturma yürütülmekte midir? Bu soruları böylece kayda geçirmiş olalım. Bu yolsuzluktur bu değil mi? Yani bu dinlediğimiz yolsuzluk tabii bu, mu? Tabii bu bildiklerimizin en hafiflerinden olanlardan muhtemelen. Türkiye Yolsuzluk Ligi açısından ne durumda? Bununla ilgili Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin araştırmaları var. En son benim hatırladığım Türkiye böyle 140. sıralardaydı. 160-170 ülkenin olduğu şeyde, ligde. İyi bir skor değil şüphesiz tabii, ki aşağı, ve giderek de aşağı düşen bir skor. Evet. Bu skorla Türkiye'nin derinleşen yoksulluk tablosu arasında bir ilişki var mı? Birebir bence bir ilişki var. Yani oradaki ülkelerin de milli gelir tablolarına baktığınızda çok farklı bir sonuç çıkmaz. Biraz evvel bahsettiğim gibi aslında yolsuzluk çok hızlı yayılan ve tepeden aşağı yayılan bir durum. Türkiye'nin fakirleşmesinde de bence çok önemli bir payı var. Yani Türkiye'de mesela kamu özel işbirlikleri 2008 yılından itibaren veya 2007 yılından itibaren ihale edilip yapılmaya başlandı. Ama arkasındaki şeffaflık hemen hemen hiç yoktu daha ilk o günlerden itibaren. Ondan sonrasında biz bu 5 müteahhitin ismini duymaya başladık. Şimdi geldiğimiz nokta bakın yani aradan 13-14 sene geçmiş. Gelecek sene bu 5 müteahhite ödenecek olan para tarım desteklerinin 2 katına çıkmış. Yani 13-14 senede geldiğimizde sıfırdan tarım desteklerinin 2 katına. Böyle baktığınızda yani şeffaflıktan bir kere uzaklaştığınız zaman ve yolsuzluğa çok fazla ses çıkarmadığınız zaman ben yolsuzluktan veya rüşvetten mahkum olan herhangi birini hatırlamıyorum son 5-10 sene içerisinde. Biz daha henüz mesela Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi kimmiş? Bu konuda bir soruşturma da yok tahmin evet. ediyorum. Sedat Peker'in iddialarının böyle bakınca pek da ilgili bir soruşturma. Yoksulluğu tabii ki besliyor, tetikliyor ve en önemli sebeplerinden bir tanesi. Bir dahaki hafta bir dosya yayınlayacağız hocam. Hı-hı. Biz de şimdi öğreneceğiz bu dosyayı evet. büyük ihtimalle Kerim Rota. Ozan'a, yani Ozan'a gösterdim aşağıda. Ozan da şok oldu. Mahkemelerde yolsuzluk yapıldığı tespit ediliyor. Neyle yolsuzluk ilgili? Yapanlar, ilgili. Yolsuzluk yapanlar itiraf ediyor. Yaptık diye. Biz de yaptık bunu diyor. Kurumun yetkilisi itiraf ediyor. Evet para lazımdı yaptık diyor. Savcı bunun delillerini koyuyor. Mahkeme yargılıyor. Yolsuzluğu ortaya koyuyor. Miktar belirleniyor. Kararına çıkıyor. Takipsizlik. Nasıl ya? Ve bunu yapan bir kamu kurumu mu? Bir dahaki hafta bütün herkes okuyacak. Murat bir dakika. Bu yolsuzluğu yapan da bir kamu kurumu mu? Evet. Yani... Ya bakın bununla ilgili bir örnek hep aklıma geliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde imardı sanırım. O bölümle ilgili bir şey, bürokrat yani evet. daire başkanı. Bununla ilgili bir yolsuzluk ihbarı yapıldı ve baskın yapıldı. Çok nadir yapılır. Yani AKP'li belediyeye artık o kadar nasıl zıvanadan çıktıysa iş. Kasasında altınlar evet, çıkıyor. AKP'li belediyenin bürokratına operasyon yaptı. Kasayı bir açtılar. Çekişme sonucunda oldu. Muhtemelen çok evet. büyük olasılık öyle. Kasasını açtılar hocam. Kasadan binlerce çeyrek altın, 5 kilo altın, yani şey külçe şeklinde 5 kilo altın, on binlerce, yüz binlerce euro ve
40 tane topu çıktı ve hepsi ama bu daha neler neler yani böyle anlatacak. Sadece bir büyükşehir belediyesinde bir daire başkanında yakalanan miktar bu. Yani bunun bir de üst noktalarını düşünün. Ve ne oldu biliyor musunuz? Ne kadar tutuklu kaldı? Sanırım 8 ay, 9 ay falan tutuklu kaldı. Geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Yani bütün bu suç üstüne rağmen, ihbara rağmen, yani suç üstü yapılan bir operasyonu da aynı zamanda, rüşvet alırken yakalandı. Bir yıl içinde çıktı. Ki bu soruşturma açılan. Bunun dışında, yani Murat'ın burada her hafta anlattığı onlarca yolsuzluk dosyasında bir yargı mensubu bile harekete geçmedi. Ya Sayıştay tespit yapıyor. Yolsuzluğu yazıyor. Ya değerli meslektaşım. Diyor ki Sayıştay, kardeşim diyor bakın sen bu işi yapmışsın ama diyor 21B ile yapamazsın sen bu işi diyor. 21B'nin diyor maddeleri vardır, gerekçeleri vardır. Sen ne yapacaksın 21B dediğimiz 4734 sayılı ihale kanunu içerisindeki istisnai maddelerden bir tanesidir. Yangın, sel, deprem, afet gibi durumların içerisinde diyor sen bunu kullan. Çünkü senin zamanın yok, bunu hemen almalısın diyor hizmeti. Ya da diyor öngöremediğin bir durum olursa yine burayı kullan diyor. Şimdi bak öngöremediğin durum. Öngöremediğin durum 2000 gün sürecek olan havalimanı mıdır? Öngöremediğin durum 2500 gün sürecek olan hızlı tren ihalesi midir? 2000 küsur gün sürecek olan park yapımı mıdır? Şimdi bunların hepsini o maddenin altında az önce de bahsettim ya etrafından dönerek yapılan işte ve bunun gerekçesini sen kamu ihale kurumuna sunmalısın ve kamu ihale kurumu bunu kabul ediyor bu gerekçeyi. Kamunun acil koduyla yaptığı işi sonra o alan kişi aradan 3-5 ay 6 ay geçtikten sonra başkasına devrediyor. Şimdi onu da eğer isterseniz onu da anlatacağım. Şimdi anlatayım mı? Neyi? Bir ihale daha var. Gene Ulaştırma Bakanlığı'nın. Onu istersen bir sonraki kuşağa bırakalım. Ben de burada şunu eklemek istiyorum. Şimdi az önce Uluslararası Şeffaflık Derneği'nden bahsediyorduk. Evet. Ben de onun, Oya Özarslan'da uzun zaman Türkiye Başkanı. Ben 2019'da ödül aldım. Aldım biliyorum, o toplantıda ben de vardım. Evet. Şöyle, ben onların her toplantısını takip ediyordum yıllarca. Ve hep şöyle, yani şu ortaya konuyordu. Türkiye bu konuda çok kötü bir sicile sahip. Az önce rakamları söylediniz. Yani sondaki 20 ülkenin arasındaydı Türkiye. Ve bunlar, yani bunlar açıklama yapıyor. Hiçbir şey olmuyor. Yani bir... Konu tartışılmıyor bile. Yani orada işte 5-6 gazeteci var, 2-3 gazeteci yazıyor ve o iş bitiyor. Şimdi Türkiye'yi gri listeye aldılar. Evet. Kara listenin bir önceki listesinde. Kara parayla mücadele etmeme listesi değil mi? Kara para, kara parayı aklama ve terörün finansmanının engellenmesi konusunda gereğini yapmama nedeniyle gri listeye aldılar. Kara listede kim var? Yanılmıyorsam Kuzey Kore var. Bir de İran var. İran'da ambargo vesaire nedeniyle var. Öteki gri listede kim var? Uganda var. Bizim de Filist alındığımız gri listede yani. Yani işte Venezuela var. Yani hep dipte olan, ya demokrasiyle uzaktan yakından olmayan, alakası olmayan ülkelerin olduğu listedeyiz. Ya bu da konuşulmuyor. Şimdi Murat anlatıyor Sayıştay raporları. Geçen sene de vardı. Yani geçen sene Sayıştay raporları açıklandı. Gene bir takım gazeteciler bunu yazdı. Hiçbir şey olmadı. Şimdi bu sene de... 2019'da kitap da yazdım. 2019'da kitap da yazdı. Yazdı, parsel Şakir parsel yazdı, şimdi şuna, Şakirti yazdı. Şunu merak ediyorum ben. Bunlar ortaya konuldu. Samsun'daki meseleyi Timur söyledi. Bildiğimiz, daha önceden müşahede ettiğimiz bir konu. Peki ne olacak? Benim esas merak ettiğim konu bu. Ya bunlar yaşandı, hani bir şarkı vardı ya, yaşandı bitti saygısızca diye. Tamam mı? Bu böyle bitecek mi? Yoksa bunlarla bu memleket, bu millet, bu topraklar... Bu yargı, bu siyaset yüzleşecek mi? Çok güzel soru. Bir esas siyasetçi var aramızda. Esas mesele bu. Yani mesela siz parti olarak nasıl bakıyorsunuz? Türkiye'de partiler nasıl bakmalı? Yani bu konu ya böyle oldu, bunlar yaşandı filan artık geçsin biz önümüze bakalım. Nevi sabık yaratmayalım. Kimse kimseyle küsmesin. Aman öyle olmasın. Yahu nasıl olacak peki? Yani bu kadar yolsuzluklar, bu kadar suistimal, bu kadar haksız kazançlar, bu kadar kaybolan hayatlar. İşte mesela... Efendim solcu akademisyenler üniversiteden yaka paça atıldılar. Ne olacak? Bundan hesap sorulmayacak mı? Bunlara öyle oldu. Vah 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 ne kadar. Böyle mi olacak? Yani siyaset bu konuda ne düşünüyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Ya, mutlaka ki burada yani KHK'lılar en başta olmak üzere. Biraz evvel bahsettiğiniz gibi. Özellikle bu yolsuzluk artık bilinen apaçık ortaya konmuş yolsuzluklar. Şimdi bunların peşinden zaten koşmazsanız veya bir değişim olduktan sonra bunlara yeterli cezayı veremezseniz zaten o mesajı da verememiş olursunuz. O mesajı zaten ilk 3-4 ay içinde veremediğiniz zaman da
aslında bütün kadrolara, devlet kadrolarına da başka bir mesaj iletmiş olursunuz. Yani daha önceki dönemde yapılanları cezasız kalıyor, devam edin demiş olursunuz. Yani bunun iyi bir örneği mesela Sayın Naci Ağbal'dır. 3 ay, 4 ay koltuğunda kaldı. Hiç kimseyi değiştirmedi üst düzeyde. Onu değiştirmeyince zaten orada bir alışkanlık oluştu ve en sonunda kendi başını yedi. Dolayısıyla bu yolsuzluklarda da böyle. Bunun peşinden koşulup bunların hak ettiği ceza verilmediği sürece aslında gelenin hiçbir farkının olmadığı mesajını da çok net ortaya koymuş olursunuz. O yüzden bu değişimin gelir gelmez mutlaka